kanalıma hoş geldiniz. Bugün size denemeli alışveriş videosu çekeceğim. Ve gerçekten o kadar çok şey aldım ki. Hani kıyafetin yanında, hani kıyafeti çok diyemem ama kıyafetin yanında bir sürü gratistir, Bershka'dır, işte düzenleyici aletler vesaire vesaire bir sürü şey var. Ben kıyafeti en sona saklamak istiyorum. Çünkü gerçekten güzel parçalar aldım. Onları en sona saklayacağım. İlk önce gratisten aldıklarım, işte diğer yerlerden, Trendyol'dan aldıklarım. Bunları göstereceğim size ve bu videoda size bir hediye vermek istiyorum. Bir çekiliş yapacağım. Bu çekilişte ne vereceğimi de videonun en sonunda açıklayacağım. Umarım gerçekten beğendiğiniz bir şeydir. Ya ben beğendim, hani kendime diye almıştım. Sonra dedim ki benim ihtiyacım yok, ben bunu hediye vereyim. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok kolay. Bunu videonun sonunda da söyleyeceğim. Kanalıma abone olmak, videoyu beğenmek ve videonun altına Instagram adresinizi yorum olarak yazmak. Aynı zamanda da Instagram'dan takip etmek. Yani abone olmak, Instagram'dan takip etmek, bir de yorum yazmak Instagram adınızı. Bu videonun altına yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi ben zaten buna sonradan, yani videonun sonunda geleceğim ve çekilişin, yani hediyemin ne olduğunu da açıklayacağım size. O zaman biz hemen başlayalım. Şöyle, şurayı bir göstereyim size. Şöyle aldıklarımı. Şurayı görebiliyor musunuz? Böyle bir sürü şey aldım. Yani bayağı bir anlatacağım şey var size. Beraber de yerleştireceğiz zaten. Burada kıyafetlerim var. Onları en son göstereceğim. Şimdi başlıyoruz. Şöyle Simple marka bir yüz temizleme jeli aldım. Bunu çok duyuyordum zaten, hani bayağı bir övüyorlardı ama ne kadar doğru bilmiyorum. Deneyerek göreceğiz. İndirimde bu arada, gratis. Aklınızda bulunsun eğer ihtiyacınız varsa. Aseton kendi markası, Benri zaten. Aseton aldım. Ve bir de ruj. Bu rujun bende yedeği vardı. Bu yenisi, bu yedeği. Baileys marka Light Coral 276. Netler mi bilmiyorum. Şimdi bunu sürüyorum. Renginin mükemmelliğine beraber şahit olacağız. Çok güzel bir rengi var. Şimdi size yakından göstereceğim. Gördüğünüz gibi gerçekten harika. Evet, şimdi gelelim diğer ürünlere. Oral-B'nin bu diş macununu aldım. Oral-B zaten bildiğimiz bir marka. Yani ben bunun diş fırçasını kullanıyorum, makinalı. Mert ve benim için ayak maskesi. Bunları denedim ben arkadaşlar. Bunlar hep gratis. Bu da mini mouse'lu yüz maskesi. Bunu ben geçen gün almıştım. Hatta cilt bakım rutinim videosunda da göstermiştim size. Yani bundan pek memnun kalmadım. O yüzden onu önermeyeceğim. Ve ayaktan gitmişken şu, bu da sanırım kendi markası ya da bilemiyorum. Bunu da gratisten aldım. Naneli bir krem ayaklar için. Zaten görüyorsunuz ayak şeklinde. Bundan da yani 2-3 kere kullandık. Mert de kullandı, ben de kullandım. Memnunuz. Evet, gratis alışverişim bu kadar. Şimdi, pardon, bu kadar değil. Be Beauty'nin Toast Kill maskesini aldım. Şimdi şöyle bir şey var. Bu kil maskeleri son dönemde aşırı moda oldu. Ve bunun çok pahalı bir markası bulursam ekleyeceğim buraya. Trendyol'da satılıyor ama gerçekten yani kil maskesine o kadar para vermek çok saçma. İndirimde sanırım 10 lira gibi bir fiyata aldım. Suyla karıştırıyorsunuz. İçi toz halinde. Ben daha hiç açmadım ama hani şuradan anlayabilirsiniz. Şöyle dökülüyor.
suyla karıştırıyorsunuz ve yüzünüze uyguluyorsunuz. Bunu deneyip paylaşacağım sizinle. Kozmetikten devam edeyim. Bunları İstanbul'dan sipariş ettim. Neli marka şampuan ve saç kremi. Yani bunu duştan çıkınca kullanıyorum. Ama internette de var bunların ikisi de. Şampuandan aşırı memnunum. Başka şampuan kullanamıyorum yani. Bir tek bu. Bunları da söylemiş olayım size. Şimdi gelelim Trendyol'dan aldıklarıma. Öncelikle şöyle bir takı kutusu aldım. Aşırı uygun bir fiyata bulacaksınız. Ben ekleyeceğim zaten linkini. Normalde kuru yemişlik falan diye geçiyor sanırım. Ama hani plastik olduğu için ben bunu içine yiyecek koyamam. Yani bunun içine ancak tatı koyabilirim. Size şöyle size birlikte açayım, göstereyim. Böyle içinde ne var ne yok görebiliyorsunuz. Açamıyorum. Açtım, sıkışmış. Şöyle 3 kaplı. Bir de kapağı var en üstünde. Benim aslında takı kutum vardı. Yani varken niye aldım ben de bilmiyorum. Şöyle bir Plexi. Bu kutu da Dilara Çaklık diye bir çikolatacı var biliyorsunuzdur. Bunun içine çikolata vardı. Tabii ki ben bu kutuyu böyle takılarımı koyarak değerlendirdim. Ama düşündüm ki yani günlük kullandığım takıları bu çünkü gardırobumda duruyor. Hani böyle buna koyabilirim ve gayet de güzel olur. Bu arada size bir tüyo vereyim. Kolyelerinizi yani gümüş olmayan işte kararmaya müsait şeylerinizi şöyle küçük ambalajlarda saklarsanız gerçekten kararma süresi uzuyor. Yani kararmıyor. Her neyse bakın böyle buna sıra sıra takılarınızı koyabilirsiniz. Trendyol'dan aldığım bir diğer ürün ise bu buzdolabı düzenleyicileri. Ölçüleri yazıyor zaten. Kendi buzdolabınıza uyuyor mu uymuyor mu görebilirsiniz. Ben buzdolabımın çekmecesine üçünü gayet rahat sığdırdım. Hatta yer bile kaldı. Videonun yanına eklerim sizin görmeniz için de. Şimdi gelelim N11'den aldığım bir ürüne. Bakın bu böyle elektronik bir pervane. 3 aşaması var, 3 kademesi var daha doğrusu. Şu an en yüksek kademede üflüyor. Artık yelpazeden kolum ağrımıştı. Dedim ki bana böyle bir şey lazım. Makyaj yaparken makyaj masamın önüne koyuyorum. Ve gerçekten terlemeden makyaj yapıyorum. Şu an bu odada çok sıcak çünkü ses gelmesin diye kapıyı kapadım. İşte camı kapadım. Yani bana böyle bir şey şarttı arkadaşlar. İçinden şöyle bir kablosu çıkıyor. Bunu ben telefonumun başlığına şöyle takıyorum. Bu buradan çıkıyor. Bunun da burada böyle görüyorsunuz yeri var. Pili şarj edilebilir pil. Buradan takıyorsunuz ve şarj ediyor. Bunu N11'den 25 liraya aldım. Size linkini ekleyeceğim. Şimdi gelelim Bershka'dan aldığım bir ürüne. Bu telefon kılıfı. Ben bunu vlog videomda göstermiştim aslında size. Ama yine göstermek istedim. Mert'le yürüyüşe çıkıyoruz. Ve yürüyüşe çıkarken telefon elimde kalıyor. Çünkü sadece telefonu alıyorum yürüyüşe çıktığımız için. Bu da böyle boynunuza çapraz bir şekilde çanta gibi asabileceğiniz bir kılıf. Yani direkt boynunuzda telefon buradan alıp şu şekilde telefonu kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim kıyafet alışverişimize. Trendyol var, Addax var. Bunları tabii ki denemeli olarak göstereceğim size. Ama bir dakika ondan önce aldım. Trendyol'dan aldım yine. Size askılığımı göstermedim. Hemen askılığımı göstereyim. Evet, böyle ayaklı bir askılık aldım. Bu gerçekten bana çok lazımdı. Zaten boş bir odam var ve bu odayı böyle değerlendirmek istedim. Bu odayı nasıl hazırladığımı da bir sonraki videoda göstereceğim size. Bakın burada yeni aldığım ürünler de var bu arada. Şöyle aşağıda indireyim. Aşağısını da görün. Ve kurulumu o kadar kolay ki arkadaşlar. Yani iki parça halinde geliyor. Ve sadece çivileri sıkıyorsunuz. Ben elimle sıktım. Hani bir tornavida vesaire öyle bir şeye de gerek yok.
Gerçekten çok 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 kullanışlı bir askılık ve fiyatına inanamayacaksınız. 49 lira mıydı? 47.90 mıydı? Yani 50 lira diyelim. Bunun da linkini ekleyeceğim. Aynı zamanda bu askı için, yani bu ayaklı askılık için aldığım askılar. Bunları da Trendyol'dan aldım. Bunlar altılı, böyle boncuk şeklinde. Hemen size şöyle açayım. Böyle tek tek açmamıştım. Yani ne kadar da yazık olur bilmiyorum. Zaten çok ağır bir şey atmayacağım için beni kurtaracaktır. Bu da yeni aldığım bir ürün. Bunu deneyeceğim için böyle size şu an detaylı göstermiyorum. Şimdi buraya aldığım ürünleri beraber asalım. Aşırı uygun fiyatlı ürünler. Ve bu çantam da yeni. O kadar güzel ki. Yani böyle bir çanta, bilmiyorum, her şeyle uyacak bir çanta. Şöyle size yakından göstereyim. Bakın. Bu da böyle bir çanta. Bu elbise genelde save the date çekimleri için veya ne bileyim bir doğum gününüz var, bride to be yapıyorsunuz. Gerçekten çok 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 güzel bir elbise ve aşırı rahat bir elbise. Şimdi size bunları giyip teker teker göstereceğim. Evet, ilk kombinimle karşınızdayım. Şöyle Adidas'tan aldığım siyah bir üst. Tabii ki bu yazlık değil. Belki yazın akşam üzere giyilebilir. Ama gerçekten aşırı güzel bir parça. Şöyle komple görebilmeniz için biraz aşağı indireceğim. Şöyle bir ayakkabı giydim. Bu ayakkabılar Lütfelizade, Nişantaşı'nda ve İzmir'de sanırım mağazası var. İnternet satışı da var ama ben bu ayakkabıları geçen yıl almıştım. Şu şekilde. Kot pantolon, beyaz kot pantolon Zara'nın. Bu da sanırım hala internet sitesinde var. Size yükleyeceğim. Üstümde dediğim gibi Adidas'tan aldım. Fakat şöyle bir detay var. Bu arada 35 lira üstüm. Aşırı uygun fiyatlı. Adidas'tan aldım fakat markası Adidas değil. Markası Primark. Bursa'da yaşayanlarınız varsa gerçekten çok şanslılar. Adidas kendi mağazasına böyle Primark'tır, işte Zara'dır vesaire bir sürü ürün getiriyor. Zara'nın genelde etiketleri kesilmiş oluyor ama bunun etiketi duruyordu. Nasıl oldum? Çantam. Çanta mükemmel. İçinde bu arada kağıtları duruyor. Bu çantayı ben şöyle kullanmaya bayılıyorum. Bakar mısınız sarısı şapkamla da nasıl uydu? Ama isterseniz bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz. Bayağı iyi oldu. Ben kombinimi çok sevdim. Birinci kombinim bu şekilde. Size kendimi yakından göstereyim. Çok terliyorum ama arkadaşlar. Yani pervanem de var ama bu arada üstümle uyumlu yelpazem de var. Her rengi uyumlu yelpaze mevcuttur. Ben yelpazemle tanınacağım herhalde bu mecrada. Ve ikinci kombinimle karşınızdayım. Pantolonumu değiştirmedim. Ayakkabılarımı da değiştirmedim. O da aynı. Sadece üstüm. Fakat şu kolyelerde kararsız kaldım. Hangisini taksam diye, bunu mu taksam, bunu mu taksam bilemedim. O yüzden siz olsanız hangisini takardınız mesela? Neyse ben şimdilik şuna duracağım. Bu üstümdeki de Addax ve fiyatına 22.95 sanırım. Addax marka. Ama arkadaşlar çok üzgünüm bunun da markası Primark. Ama Addax'ta bunların çok çok benzerlerini bulup alta ekleyeceğim sizin için. Bunları yapacağım. Çünkü kendi sitesinde Primark satacağım. Düşünmüyorum açıkçası. Ben yine şu hasır şapkamı, bu şapka yeni değil bu arada. Bu şapkamı takıp şöyle yine size kendimi bir boydan göstermek istiyorum. Bu arada bu pantolonu aşırı seviyorum. Böyle paçaları İspanyol paça gibi. Yine bu siyah çantamı alıyorum. Çünkü şurasında da hasır olduğu için baya böyle bir şeyle uyuyor.
İşte böyle. Şimdi arkadaşlar, üçüncü kombine geçelim. Evet, üçüncü kombinimde yine aynı pantolon ama bu sefer şu içimde gördüğünüz askılı crop bir bluz. Bunun göbeği çok açık, yani bayağı yüksek belle giymeniz gerekiyor. Ve ben bu kadar açık durunca biraz rahatsız oluyorum açıkçası. O yüzden üstüne bunu geçen sezon almıştım Zara'dan, yani geçen sene. Bunu giymeyi tercih ediyorum. Bu içimdeki cropla, Addax da var bu arada, linkini ekleyeceğim ve 20 lira gibi bir fiyattı yanlış hatırlamıyorsam. İçimdeki cropla bunu giymeyi tercih ediyorum. Yine ayakkabılarım aynı. Sadece üstümü değiştirdim. Bu şekilde. Bu da üçüncü kombinimdi. Şimdi diğer kombinle geliyorum. Ve diğer kombinimle karşınızdayım. Ben şu üstümdekini o kadar çok sevdim ki, biliyorsunuz bu yıl vatka, yani vatkalı tişörtler çok moda. Yani kim çıkardıysa, kim bulduysa teşekkür etmek lazım. Beğendim. Addax'tan aldım, 36 lira. Aynısının beyazı Zara'da var, 70 lira. Onu da bulursam onu da alacağım. Gerçekten çok güzel. Altındaki eşofman da Addax, bunu bir önceki denemeli alışveriş videomda göstermiştim. Bunu da 60 lira gibi bir fiyata almıştım. Hala duruyorsa ekleyeceğim ve benzerleri varsa onu da ekleyeceğim. Üzerimdeki dediğim gibi vatkalı bir tişört. Ayakkabılarımı giydim. Gördüğünüz gibi gayet spor bir kombin. Şöyle şu şekilde. Arkası da böyle bu şekilde. Bu çanta sadece bu kombinimle uymadı ama diğer bütün kombinimle uydu. Çünkü bu üstümdeki kombin bayağı bir spor. O yüzden bu da böyle. Aksesuar olarak elime şu pervanemi almak istiyorum. Çünkü bu yazın bu benim gerçekten herhalde en büyük dostum olacak. Ayakkabılarını da merak ediyorsunuz. Onu da yakından göstereyim size. Şöyle. Kaba ayakkabıları ciddi anlamda seviyorum. Özellikle böyle eşofmanlarla falan. Bayağı iyi duruyor. Şimdi bu arada size aslında çekilişte ne vereceğimi videoda gösterdim. Tabii ki söylemedim. Çok az kaldı. Son bir kombin daha yapıp size çekilişte hangi hediyeyi vereceğimi göstereceğim. Umarım siz de beğenmiş olacaksınız. Göstereceğim derken aslında gösterdim. Yeni aldıklarım arasından bir şey. Ama ne olduğunu söylemedim. Şimdi son kombinimi giyip geliyorum ve çekilişi açıklayacağım. Karşınızdayım. Bu elbise gerçekten muazzam. Bakın, çok ciddiyim, muazzam yani. Şu an ben evde tek olduğum için arkasını kapatamadım ve ayakkabılarıma bayılacaksınız. Zara'dan geçen yıl aldığım, nişanda giydiğim ayakkabılarla kombinledim. Bu elbise hala Trendyol'da var. Fiyatı 100 küsürdü, 130 muydu, 170 miydi? Yalan olmasın. Onun da linkini ekleyeceğim. Hatta buraya bir yere de görselini de eklerim. Şöyle ayakkabılarımı göstereyim size. İşte ayakkabılarım. Evet, son kombinim de bu şekilde. Şimdi gelelim çekilişimize. Çekilişte size çok beğenerek aldığım bu çantayı hediye ediyorum. Şöyle yakından göstereyim. Böyle uzun askısı var. Buradan ayarlanabilir. Aynı zamanda bu uzun askı buralardan çıkıyor. Bunu sadece şu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bu gözükmesin derseniz bunu böyle içine sokuyorsunuz. Böyle de kullanabiliyorsunuz. Ama ben gözükmesini çok sevdim. İşte içi bayağı geniş. Şu an içinde reçete kağıtları var. İçini de göstereyim size. Şöyle. Görebiliyor musunuz?
Ve formu hiç bozulmaz çünkü gerçekten böyle dik duran güzel bir çanta. Ben bu çantayı size hediye etmek istiyorum. Dediğim gibi yapmanız gerekenleri tekrar söylüyorum. Instagram'dan beni takip etmek, buraya bir yere yazıyor olacağım. Mutlaka ve mutlaka YouTube kanalıma abone olmak. Abone olduktan sonra da Instagram adınızı altta yorumlara yazmak. Herkesin çok fazla, yani bir kişinin birden fazla yorum yazmasına gerek yok. Tek yorum yeterli. Abone olmanız, Instagram'dan takip etmeniz ve bu videonun altına isminizi, yani Instagram isminizi yazmanız yeterli. Şartlar bunlar. Bu çantayı size göndereceğim. Umarım gerçekten isteyen birinin olur. Şimdiden güle güle kullansın. Çekilişi de bayramdan hemen sonra açıklayacağım. Videomda açıklayacağım. Instagram'dan açıklamayacağım. Instagram'a yorum yapmanıza gerek yok. Videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi bayramdan sonra da çekilişi açıklıyor olacağım. Bu çantayı da sizin için muhafaza edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.